Evet, şimdi panel kısmından devam ediyoruz. Panele geçtik. Şöyle yapalım. Burada bir row vardı. Bu row nerede bitiyor? Burada bitiyor. Bu row'un altına bir row daha ekleyeceğim. Div class. Gördüğünüz gibi hep satırlarla ilerliyoruz. Ve şu anda bu mesela full bir satır oldu. Yani row zaten satırdı. Bir satır eklemiş olduk şu anda. Buradaki satırın altına. Şöyle gösterecek olursak. Yani buradaki satırın altına bir satır daha aşağıya inmiş olduk şuraya. Şu an tabi gözükmüyor. İçerik ekleyince orası da gelecek. Bunun içine panellere ekleyeceğiz. Panellerde nasıl kullanılıyor? Bakın burada örnekleri var. Panelin başlığı, panelin komponenti. İşte siz burada yani tabi bu content dediğin arkadaşlar her şey olabilir. Yani bu video olabilir, resim olabilir, slider olabilir bunun içinde. Her şeyi döndürebilirsiniz. Yani biraz geniş düşünmemiz gerekiyor. Ve onun altı var mesela bakın şöyle panel footer yani illa üstte olacak diye değil. Mesela altta örneği olabilir. Alttan yapabilirsiniz bu şekilde. Ve örnekleri burada bakın başlıklarla beraber bu şekilde kullanılıyor. Mesela panelin içine tablo eklenmiş bakın mesela. Hatta biz de öyle bir şey yapabiliriz mesela. Şimdi bir tane ekleyelim hemen örnekten şöyle panel. Panel heading olandan alalım bence. Şu mesela. Panel heading, panel title, panel content, panel heading, panel title. Şunu alalım bence biz. Bu da sanki geniş gibi. Bunu aldım. Şimdi burada ikili seçenek yapacağım. Div class call md 6 6 yapıyorum. Buraya ekledim bunu. Şu şekilde bunu da ekledim. Şimdi burası panel başlık. Evet, buraya şimdi bir şeyler eklememiz gerekiyor. Şuradan yazı kopyaladım biraz. Şuradan alıyorum şöyle. Panel content'in içine. Hatta bunun içine orada evet media responsive embed var. Mesela bir video ekleyelim. YouTube açalım. YouTube. Evet, şuraya mesela yazalım web dersleri. Bir de yazabilirsek. Biz diyorum. Evet, mesela DVD kapak cover diyor. Şunu açıyorum. Evet, bunu ekle diyelim. Burada nasıl eklemişler onu bakalım bir önce. Ona göre kodunu alalım buradan. Ne diyor? iframe etiketiyle. Evet, iframe etiketiyle almışlar. Ekle. Evet, bu dersimizde tasarladığımız DVD veya kitap kapağı diyebiliriz. Bunu nasıl Şu anda hızlıca gelmedi hala. gerçek görünümlü bir kapak haline dönüştüreceğiz. Onu göstereceğim. Onun için Photoshop'un Paylaşta herhalde hızlı pardon otomatik özür işlem dilerim. verdiğimiz Paylaşa action'larla bu geliyoruz. işlemi yapacağız. Tabii biz bunu Ekleniyoruz. kendimiz yapmayacağız. Bakın İnternetten bulduk iframe hazır. etiketi var. Ben Bunu isterseniz dilerseniz daha sonra kopyala bu diyorum. dokümanı paylaşabilirim sizinle action'ı. Cover Kopyala dedim. book ismini verdim ben buna. Şimdi öncelikle action dosyalarını nereye Şuradan alıyoruz? Buradan hemen kopyadım bunu mı? Ekliyorum kopyalıyorum. buraya. Bilgisayarımda Şuradan da Photoshop'un bulunduğu dizine geliyorum. Program Media Component'ini de görmüş olalım. Şuradan div alıyorum. Files, Onu atıyorum Adobe, huzur oranında. Şu panel 64 body'nin bit, içine preset, burada action bunu dizinle yapıştırıyorum. bunu Iframe yerine de yapıştırıyorum. Evet, Coverbook, şuradaki ATN isimli sadece uzantılı. Bakın zaten sört diğerleri de ATN kısmı isimli. Bu değiştirelim. arada Photoshop'umuzu bir kapatalım komple. Onu da göstereyim. Bu arada Sört Photoshop'umuzun biz hangi bit versiyonunu, diyorum. evet 64 bit versiyonunu kullanıyormuşuz. Onu da tekrar emin olalım. Buraya kopyaladık çünkü. Şuraya Şimdi tekrar bunu HTTP artık buradan diyorum. kapatıyorum. Tekrar Başına Photoshop'umuzu onu açıyorum. ekledim. Evet, buraları siliyorum arkadaşlar buraları.
Evet. Sonra işimiz Belgemizi de yok açtım. evde. Burada en son açılanlardan. Ejetim TV YouTube, kapak tasarımı. Evet, şu şekilde. Ben üniversite en son şurada bir gölge işlemi yaptım dedim. logoya. Başka da bir Kaydettim, işlem bakalım ne yapmadım. gelecek karşımıza. Bu tasarımla ilgili. Bootstrap diyorum. Sayfayı tazeliyorum. Şimdi Bakalım action'larımız buradakileri nerede? buradakilere geldi. Window'dan Evet, action bakın panelini açıyorum. Bakın bu burada. Bu şekilde paneli şöyle biraz başlıkların büyütelim. geldi. Hatta bunu buradan Videomuzun ve söküp alabiliriz başka oynatım alana. Evet, ayarları. şu şekilde. Bunun Restore aynısından panelinde şuradan bir tane daha şu alana kopyalayacağım. taşıyorum. Şu şekilde. Pardon. Bunu buraya taşı. Evet, şu şekilde yaparsak evet Evet. bastıktan sonra oraya gidiyor. Şöyle bunu da buraya Bakın fark yerleştiriyorum. ediyorsanız Şu şekilde. istediğimiz gibi aslında Hatta bunu da planlayabiliyoruz. oraya Mesela yerleştirelim burada bence. Şöyle olsun. Evet, bu şekilde. şunu 3, aslında bunu 4'lü yapalım Burada biz. hiçbir Belki action orada gözükmüyor şu anda. 4'lü yaparsak. Nerede action'lar? Buraya tıklıyorum. Burada Neredeydi? Şurada bakın yani bir tane daha Photoshop'ta ekledim şunu. varsayım olarak gelen action'lar var. Command, Coverbook. Coverbook bizim eklediğimiz frame, image effect, lap, işte production, star trail, Bakalım. Evet. Bak text şimdi daha effect, güzel oldu. texture, video action diye. Burada Bizim tabii gene eklediğimiz içte Coverbook'tu. kaldı. Coverbook'a Ya tıklıyorum. dilerseniz bu içte kalabilir böyle. İki Böyle tane adım var. bırakabilirsiniz. Step 1 ve Step İsterseniz 2 diye. buradaki Step ne 1'de yapmıştık? eğer oluşturulmadıysa bizim için Videolarına bir zaten şimdi göreceksiniz. şu row Bir adım dan dolayı oluşturuluyor. oluyor bence. Onu Yeni bir kaldırdığımız doküman zaman. oluşturularak DVD veya kitap kapağının İçe koyduğumuz zaman row'u layout'u dediğimiz şu alan anda oluşturuluyor. değişmedi. Hemen yapalım ve Neden Step 2'de değişmedi? Bakalım bir. ilgili işlemin nasıl yapıldığını hızlıca göreceksiniz Yanlış zaten. yerdekini Yani yaptık. bir dakikamızı bile almayacak. Şuradan Sonuçlarını geliyoruz. görünce bence Evet şu. oldukça başarılı Ama ve en dışta olduğu zaman yüzünüzde row'daki güzel bir ifade olacak. Şimdi ben bakacağız. almamız Öncelikle gerekiyor zannedersem. Evet. step Bakın şu 1 alanına şekilde. tıklıyorum ve Tam buradaki play tuşuna basıyorum. buraya Bastığımda eklemiş Photoshop olduk. benim için Şimdi bir bakın tane döküm hem oluşuyor. Bakın spine panelleri yani gördük sırt alanı hem de ve cover diyerek bir tane döküm video oluşuyor. eklemiş Burada gene olduk ölçüleri de responsive var. olarak. Bakın Şimdi bunu burada küçültelim genişlik tarayıcıyı. ve Bakalım neler uzunluk olacak. değerleri, yükseklik değerleri Şöyle bir piksel olarak ve şu burada kadar yine yeterli inç herhalde. olarak burada Bakın. verilmiş. Bizim için gerekli ama şimdi Menümüz bu alanı burada. yaptık. Birinci Kullanıcı aşamayı menüsünün tamamlamış içinde olduk. alanlar var. Burada var. Bu yazarın bir Bu önemi yok. alana İstersen bunları bakmamız silebilirsiniz lazım. buradan. Bu neden Hepsini. kaynaklanıyor? Hiçbir önemi Özür yok dolu. buradaki Çok yazarın. kritik değil. Bu oku da Muhtemelen şurayla silebilirsiniz. alakalı bir Ya şey yani bence. burayı renkleri bile değiştirebilirsiniz. Çünkü hiçbir Menü önemi yok. açılıyor. Şimdi Logo yapacağımız gözük. şey şu. Burada da Bize logo kitabın olabilirdi. ön yüzü lazım. Burada Bakın bakın burada yazı olduğu geldi. gibi. Bakın arka Bakın bu yani yazıyı mobilde sırtı ve istemiyorum ön diyebilir. yüz Bunu tarafı da lazım. gizleyeceğiz şimdi. Orasını Burada kullanıyor çünkü. Onu nasıl alacağız buradan? Broad Hemen Controls buradan Hiyerarşik menü, Rectangle Micro Tool resim, aracımı alıyorum. gösterdiğimiz Dikkat edin bakın burada bütün geldi. katmanlar hepsi Tab duruyor. menü, Hiçbir disk düzenleme falan grubumuz, yapmadım. Böyle bir sürü katman var tab burada. ve disk Karma karışık grubumuz. falan Bakın şu an videomuz için. burada. Düzenleyebilirdik ama çok uğraşmadık onunla. Böyle Bakın baktığımızda büyüyor. bir sürü katman Büyüyor. oluştu. Büyüdü. Burada Şimdi bunu bakın daha yaptıktan fazla büyüdü sonra dikkat ettiyseniz. Bir yani tekrar buradaki katmanları da küçüldü. gösteren sonra şu alanı Tamamen snap tuşu da burada view ekranlara menüsünden göre yakalama tuşu da kendi açık. şekilleniyor. Geliyorum Oradaki ayarları şuradaki daha da iç fazla alandan yapabilirsiniz. dıştan Mesela değil örnek iç olarak alandan verilmiştik şu şu şekilde Jun butonu yakalayarak mesela. şu alanı Jun buton neredeydi? seçim haline getiriyorum. Şurada Peki seçtikten demiştim sonra ne Jun yapacağız? butonu. Edit menüsünden Copy Merge diyorum. Hidden. Copy Merge demek XR buradaki mesela alanı gizleyeceğiz. aynen göründüğü Pardon gibi hidden. al demek. XR'ı Bunu gizledik. alıyorum buradan bakın hafızasını aldım. Bakın şimdi küçültüyorum. Geliyorum buradaki alana Tekrar Edit'ten bastım. Paste diyorum. Bakın orada ne Küçültüyorum, gözüküyorsa buraya küçültüyorum, aldı. Tabi küçültüyorum. biraz ölçüsü küçük geldi zannedersem ama Bakıyoruz. hiç önemli değil. Bakın Ctrl Jun T buton ile ben bunu oradan kayboldu. biraz büyütüyorum. Bakın aynı Oldukça oradaki başarılı. oran gibi şunu Burada buraya istediğiniz başka yapıştıralım. kaybetmek istediğiniz bir şey varsa Şuradan onları biraz da çok kaybedebilirsiniz. belki Şu ufak bir disk grubu burada. deformasyon olabilir. O İstemiyorum kadar artık diyebilirsiniz veya bunu istemiyorum önemsemeyeceğim. diyebilirsiniz. Ve bu Hangisini şekilde istemiyorsanız buraya bakın orada o sırt şekilde alanı buraya gelecek şekilde pardon kaybederek Ctrl Z ile geri aldım. yapabilirsiniz. Sırt Şimdi alanı buraya gelecek şekilde başka ne oradaki kaldı gibi burada burası anlatacağımız? da ön Panellerin diğerlerini alanımız. artık hani Ve burası çok çok artık her siz zaman kitap kaybetmeyelim. diyebilirsiniz veya Altta DVD üstte diyebilirsiniz. falan Bunu diye. kitap şeklinde yapacak bu Responsive embed'i action. yaptık. Ama bir Şu sonraki derste de bunun ders yazan DVD yerini veya anlatalım. CD Çok ile basit beraber bir nasıl şey zaten. yapıldığını da göstereceğim. Bu da şöyle bir Bunları hazır içerik gerektiriyor internetten aslında. buldum. Çok basit bir Siz şey. de arayıp bulabilirsiniz veya Hatta şu large olanı isminin yani ekleyelim. action cover action diye Biraz yarattığınızda geniş olsun. bir sürü buna benzeyen eklentiler Videoların altına. bulabilirsiniz. Yani action'lar bulabilirsiniz. Şimdi Neredeydi? yapacağımız son hamle Videonun kaldı. sıfırı Buradaki burası. tekrar play Row. tuşuna basıyorum Row'un bittiği ve yer ikinci burası. yani Hemen render üstüne kısmına geliyorum. geçiyoruz. Ve buradaki Ve şu play tuşuna şekilde bastığımda bakalım ekliyorum. sonuç ne olacak İçerik bizim için. olarak da şuradan Basıyorum ve bekleyeceğim. yazıyı kopyalayacağım. Evet. Photoshop Geldim. hızlı bir Buraya yazan şekilde yeri benim buldum. Şu yerime noktanın işlemleri üzerinden yapıyor. geliyorum. Tabi bu action adımlarını da Tayinlik göstereceğim. yapıyorum. Tabi tamamını Ve göstermeyeceğim. Sadece hangi kaç bakalım adımın oluştuğunu. tarayıcımız. Açıyorum tarayıcı.
Bilgisayarımızda Geldi. bizim yerimize Photoshop işlemleri Bakın altına böyle de bu şekilde yazı ekleyebiliyorsunuz. yapıyor. Hatta bunu daha da Tahminen bir kopyaladım dakika bile bakalım. sürmeyecek. Ya aslında Evet, sona oldukça doğru başarılı bir geldik. Continue diyorum. Ve şey bu step. sonuç Yani ortada arkadaşlar. Bakın ne yaptığımız yapmak istiyorsanız sizin elinizde. Evet, şu şekilde. bu Tabii bunu görseli altına ekleyince dikkat ettiyseniz şurada Photoshop bir bu şekilde satırda şöyle şey oluştu. büyütürsek, bakın Böyle bir içerik oluştu. Bunları belki çok kaldırmak mükemmel bir isteyebilirsiniz. görsele Yani bunların dönüştürdü. hepsi Yani yapılabilir bunu şeyler. yapmak 30 saniyemizi Veya almadı. bir Tabi bu altı alır action'ı hazır oraya ve onun internetten içine buldum ben. almayıp daha Bunun farklı bir yere gibi daha yapabilirdik. çok fazla Ben şu anda action'lar fazla var uğraşmayacağım. bulabileceğiniz, kullanabileceğiniz Buradaki Photoshop'ta. eğitimlere bakalım şimdi. Tabi bu tip işlemler Kalan için gene tabi kısımlara. gördüğünüz Burası üzere da bitti. kaç saatlik gene 9, Hemen hemen 12, 13 videoluk elimizden geldiğince bir tasa anlatmaya eğitim çalıştık. hazırladık. Yani Tabi şimdi bunu daha da hızlı en son yapabilirsiniz. Biz JavaScript eğitim kısmına çekerken geldi. biraz Bu daha da işi böyle biraz özenerek ya da etkileşim özenerek de dediğimiz anlata hareket anlata katıyor devam ettik. olaya. Gene de yani bu tasarımı O da önce işte hazırlayacağız. Tabi bu kitap translation ve var, DVD için geçiş geçerli olabilir. haline alakalı. Yuvarlak Bütün bu CD'ler için bununla ayrıca bir ilgili tasarım yapmak gerekiyor. Onunki modal biraz daha farklı. efekti Yani aslında var. çok da farklı değil ama Şöyle bir CD'nin şey yani yuvarlak olduğu yeri düşünerek aklına yapmamız gelmesine gerekiyor. alakalı. Hani nereye ne Yok, gelecek farklı diye. şeyler de Tasarım ona göre anlatılıyor. Onu da tasamlayıp görebiliriz. planlarsak o zaman Drop down menü. alanlarımıza yazılar veya Zaten bunu şekiller ekledik. kırpılmayacaktır orada Göstermeyeceğiz. çıkmasını istediğimiz. Scroll Evet, sonuç spy. ortada bu şekilde. Bu güzel bir şey. İsterseniz bakın buradaki alanda Bu aşağı beyaz tamamen indikçe şeffaf. Bunu istediğimiz yere bu alanları ya da aynı menü mantıkla olarak bunları da bunlar siteleri birleştirebiliriz. Ya da yapabilirsiniz buradaki farklı hepsini olarak. bütün Bunları yapacağız. alanları bakın Birkaç tane şey şöyle var. Burada karusel var, çok seçiyorum. kullanacağımız bir şey. Sol Ctrl üst G panel ile var. bakın Tıklayınca hepsini bir yere getirdim. içeriği değişen Ya da şöyle şekilde. yapabiliriz. Bakalım bu alan Bunların içine yine bunların stili, şeyi, tabloyu üstündekileri falan tek tek ekleyebiliyorsunuz. görebiliyor muyum? Şöyle Onları yaparsak belki anlatacağım. Ondan olabilir. sonra Şu şekilde seçmeye temel çalışıyorum. Hangilerini eğitim seçti kısmını benim için seçecek bakalım. bootstrap'ın. Evet, bunları Sonra da seçti. o ilk derste Bunlar herhalde bahsettiğimiz üst uygulamayı alanını yapacağız. zannedersem. Bir Bakalım sonraki bir de derste bunları görüşmek üzere gruplayalım. arkadaşlar. Ctrl G ile.